Tohma Vadisi, bundan 7000 yıl önce o kafirlerin lideri çağlayan şelalenin sesini dinledikten sonra yüksek bir kayanın üstüne çıkıp halkına şöyle seslendi. Hititlilerin yeni yurdu burasıdır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asurluları, hemen sonrasında Persleri ve nihayetinde Romalıları bu saklı cennete çekmiştir. Hazreti Ömer İslam'ın kapılarını buraya açtığında vadinin kaderi çoktan değişmişti. Yıllar sonra Yavuz Sultan Selim vadinin tepesine sancağı dikti ve burası 30 yapraklı gül şehri Darend oldu. Her zamanki gibi güne erken başladım. Şimdi dünyanın en güzel havuzunu görmek için yola çıkıyorum. En popüler noktalarından bir tanesindeyim. Kudret Havuzları. Yan tarafımda Tohma Kanyonu'ndan akan su. Hemen görüyorsunuz. Ve burada, şurada gördüğünüz havuzun suyu da yeraltı kaynaklarından. Yani mağaranın içerisinden geliyor. Ve ortalama şu anda bu aylardaki sıcaklığı 22 derece. Tabii kış aylarında daha sıcak hale gelebiliyormuş. Öyle öğrendik. İçerisinde bulunan mineraller ve kükürtten dolayı da birçok hastalığa iyi geldiği söylenilmekte arkadaşlar. Tabii ki biz de buraya kadar gelmişken burayı deneyimleyip o deneyimlerimi de sizlere aktarıyor olacağım. O zaman üstümüzü değiştirelim ve şu harika suya girelim. Kudret Havuzu, halk dilinde ise gavur hamamı olarak bilinmektedir. Yazın ve kışın 22 derecelik sıcaklığa sahip olan bu havuzun çeşitli hastalıklara iyi geldiği de söylenilmekte. Bunların başında cilt hastalıkları, egzama, eklem ağrıları ve romatizma.
Somuncu Baba, yani gerçek ismiyle Hamit Hamidüddin Efendi, Büyük İslam alimlerinden biridir. Kayseri'de doğan ve birçok yerde bulunan Seyh Hamidi Veli, Hazreti Peygamber'in 24. kuşak torunu olan değerli bir seyhtir. Dini ve dünyavi ilimleriyle icazet alarak Bursa'ya yerleşen ve burada irşat görevine başlayan Hamidi Veli, halk tarafından sevilmiş, bilgi ve kişiliği ile birçok insana dokunarak önemli bir görevi üstlenmiştir. Uzun bir zaman Bursa'da yaşayan Veli, burada kendi yaptığı ekmekleri ücretsiz bir şekilde dağıtır. Günden güne artan ilgi onu rahatsız etmeye başlayınca Aksaray'a göç eden alim daha sonra Darendi'ye yerleşir ve 1412 yılında ebedi hayata göç eder. Balıklı kuyular. Yerin 12 metre altından çıkan bu balıklar bir rivayete göre savaş esnasında kaybolup savaş bittikten sonra yeniden ortaya çıktıkları görülmüş. O yüzden bu balıklara asker balıkları denilir. Hasan Gazi, Hazreti Peygamber'in torunlarından biridir. Zengibark Kalesi kuşatmasında 830 yılında şehit olmuştur. Burası Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve Trablus'ta şehit olan isimleri belirlenen Darendeli askerlerin de defnedildiği bir şehitlik halini almıştır. Darendi'yi tek videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Yani aslında yaşadım, çatmaya çalıştım. Gerçekten Darendi hem manevi yönden hem de göz zevkini doldurabilecek manzaralara sahip. Ve şu anda bulunduğum noktada yine keza öyle arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken ve editlerken, hatta sizlere servis ederken çok mutlu oldum. Ve heyecanım da maruz görün çünkü doğuya ilk defa gidiyorum ve her gittiğim yeni şehir beni fazlasıyla etkilemeye başladı. Ben de güzel içeriklerle sizlere eşlik etmeye devam ediyor olacağım. Beni bu süreçte desteklemeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve gerçekten benimle olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.